Üniversite eğitimini sanat ve tasarım üzerine yapan Dave Crepa, kariyerine reklam ajansında çalışarak başlar. ...1992 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın yardım kuruluşlarından olan Second Harvest Food Bank görevlisi olarak çalışan Dave, kurumun Chicago gibi farklı merkezlerinde de görev yapmış. Halen Second Harvest'ın Central Florida Merkezi Başkanı olarak çalışmalarına devam eden Dave, bu faaliyetlerinin yanı sıra bölgede yapılan diyalog faaliyetlerinde gönüllü ve aktif olarak rol almakta. Hayatını muhtaç insanların yardımına koşmaya adayan Dave, benim diyalog faaliyetlerine başlamadan önce ilgilendiğim alan bedeni muhtaçlıktı. Bu faaliyetlerle insanların manevi muhtaçlıklarını gidermeye çalışıyorum demekti. Adım Dave Crepa. Bizden biraz daha şanssız insanları doyurmaya yönelik çalışmalara 19 yıl önce Miami, Florida'da başladım. Bu işi yapmayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü faydalı bir iş. 10 yıl Miami'de çalıştım. Daha sonra eşim ve ben Chicago'ya taşındık. Ve orada Amerika'yı Doyurma adında ulusal organizasyonda yer aldım. Ve bu işten çok zevk aldım. Orada bulunduğum süre içerisinde birçok ulusal gıda şirketleri ve ulusal gıda üreticileriyle tanıştım. Bu şirketler ülke genelindeki tüm yiyecek bankalarına gıda bağışında bulunmaktaydı. 7 sene önce Merkez Florida Orlando'ya Second Harvest Yiyecek Bankası müdürü olarak geldim. Florida eyaletindeki çok geniş bir bölgeyi kapsıyor bizim çalışmalarımız. Biz kullanılmayan, marketlerde satılmayan, sermaye fazlası, israf edilecek olan gıdaları toplayıp bizim dağıtım merkezimize getiriyoruz. Oradan huzur evleri, evsiz sığınakları, acil durum yiyecek depoları gibi gıdaya ihtiyaç olan ortak acenta diye adlandırdığımız yerlere nakil ediyoruz. Sorumlu olduğumuz bölgede 500 yiyecek organizasyonuna gıda sağlıyoruz. Güzel olan şu ki Second Harvest Yiyecek Bankası olarak biz köprü görevi görüyoruz. Gıda ve ihtiyaçlılar arasında. Bir köprü hayal edin. Bir tarafında fazla ve muhtemelen atılacak yiyecekler var. Bir tarafında ise bu yiyeceklere ihtiyacı olan bir sürü insan. Biz bu iki grubu birleştiriyoruz. Kabaca anlatacak olursak işimiz bu. Yaptığımız işin aslında ne kadar kompleks ve detaylı olduğunu anlatacak olursak, sadece geçen sene Merkez Florida'da 20 milyon yiyecek dağıttık, Second Harvest Yiyecek Bankası olarak. Bunu yapmak için birçok gönüllü insan gerekiyor. Geçen sene 6 bin ya da 7 bin civarı gönüllü 36 bin saat çalıştı. Biz gönüllerimiz olmadan bu işi yapamayız. Gönüllü insanların yanında bir de bizim çalışanlarımız var. Bu çalışanlar bütün yiyeceklerin toplanmasında ve dağıtılmasında ve daha birçok aktivitede yer alıyorlar. 17 kamyonumuz var ve bu kamyonlar vaktinde olması gereken yerde olmazsa, az önce bahsettiğimiz büyüklükte bir organizasyon gerçekleşemez. Bizim topladığımız ve dağıttığımız bütün gıdaya rağmen, hala ihtiyaç sahipleri ve fazla gıda arasında çok büyük bir uçurum var. Dağıtılan gıdaları tüketen 4 kişiden birinin çocuk, 5 kişiden birinin yaşlı olduğunu düşünürsek, yiyeceklerin israf edilmesinin ne kadar yanlış olduğunu anlamış oluruz. Yaşlı insanları ele alacak olursak, onlar bizim ülkemiz için çalıştılar. Ve şimdi emekli olduklarında yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Yiyecekleri tüketen bir diğer grupta tek başına ailesini geçindiren anne ya da babalar. Tüm gün çalışmalarına rağmen kira, ilaç, giysi ve benzin parası bulmakta zorlanıyorlar. Tüm bunlar için zor kararlar vermeleri gerekiyor ve ailelerine gereken gıdayı sağlamak da bu zor kararlardan bir tanesi. Merhaba. Hello. Violet. Ni hao. Bonjour. Hi. Shalom. Tu ni hao. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Et toi, je parle. Gracias. Nasılsınız?
Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farbe. Pardonnez-moi. Thank you. The Niall Foundation found us, which was terrific. Burada kültürel çalışmalar yapan Nil Kültür Merkezi bizi buldu. Onlar bize sizi tanımak istiyoruz dediler ve burayı ziyaret ettiler. Biz de burada ne yaptığımızı burayı gezdirerek anlattık. Bunun neticesinde bizim yaptığımız işlerle çok ilgilendiler ve dahil oldular. Beni düzenledikleri bir diyalog gecesini yiyecek bankasını, toplumdaki açlığı ve bunu yenmenin yollarını anlatmak üzere konuşmacı olarak davet ettiler. Bu organizasyonlar sayesinde Fethullah Gülen ve fikirleriyle tanışma fırsatım oldu. Daha sonra Nil Kültür Merkezi benzersiz bir gıda yardımında bulundu Ramazan'ın hemen akabinde. Ramazan'ın sonrasında ellerinde bulunan gıdaları ulaştırdılar. Bu benim 19 yıllık çalışma hayatımda gördüğüm en güzel bağışlardan biriydi. Ve bir başka derneğin aç insanlara nasıl yardım edebileceğine dair güzel bir örnekti. Daha sonra ben Türk kültürünü daha iyi anlamak için bölgesel düzenlenen bir Türk festivaline katıldım. 10 günlük bir Türkiye gezisine katılma şansına da sahip oldum ki bu hayatımdaki en önemli tecrübelerden biriydi. I had never thought much about Ben aslında Türkiye ve Türk kültürü hakkında pek bir şey bilmiyordum. Sadece Amerika'da çok konuşulan Müslüman kültürü hakkında genel bir kanım vardı. Burada en etkileyici şey Türk kültürü ve genel anlamda Müslümanlar hakkında ne kadar az bilgim olduğunu fark etmemdi. İşte bu noktadan sonra benim için bu tecrübe öğrenme ve aydınlanma oldu. Bu yüzden Fethullah Gülen ve onun fikirlerini takip edenlerin yaptıkları Amerika'da çok ihtiyaç duyulan bir çalışma. Benim de dahil birçok Amerikalının bilgilenmesinde yardımcı oldular. Nil Kültür Merkezi burada bir köprü görevi görüyor. Ve biz kültür olarak ne kadar birbirimizi tanır ve anlarsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Bu bağlamda bana Fethullah Gülen'in takipçileri genel olarak Türkiye ve İslam konusunda pozitif bir bakış açısı kazandırdı. Very, very positive things to learn. The Turkish school I didn't get a chance to visit it. Türk okulunu ziyaret etme fırsatım olmadı ama ileride ziyaret etmek istiyorum. Ve bildiğim kadarıyla bilim ve matematik hakkında dersler veriyorlar. Ve bu iki konu çok önemli gelecekte bu öğrenciler için. Bu konuları tam anlayamamış bir öğrenci ileride iyi bir iş bulmakta zorlanacaktır. İşte bu yüzden bilim ve matematiğin ders olarak işlenmesi harika. Amerika'da fen ve matematik öğretmeni sayısı az ve Amerika bu konularda dışarıdan alıyor. İşte tam da bu yüzden Türk okulunda bu iki dersin vurgulanması harika bir fikir. It's a great idea. Interfaith dialogue is a whole topic that. Dinler arası diyalog her zaman ilgimi çeken çok geniş bir konu. Dünya her geçen gün daha da küçülmekte ve biz hep beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. İşte bu yüzden birbirimizi tanımalı ve anlamalıyız. Farklı inançlar söz konusu olduğunda ne yazık ki benzerliklerden ziyade ne açıdan farklı olduğumuza odaklanıyoruz. Dinler arası diyalogsa gelin birbirimiz hakkında fikir edinelim, benzerliklerimizi öğrenelim diyor. Benzerlikler ele alınarak konular tartışıldığındaysa ortaya çıkan fikirler hep pozitif ve yapıcı oluyor. Biz bunu başarabiliriz. Sizler bu konuda güzel adımlar atıyorsunuz. Thank you.
interfaith dialogue around world peace. Oh man, I tell you. Bu konuda saatlerce konuşabilirim. Bildiğiniz üzere 11 Eylül olaylarından sonra Amerika'da ciddi şekilde bir İslam fobisi oluştu. Buradaki insanlar İslam dünyasını tanıyamadı ve anlayamadılar. Amerika'da insanların medyadan öğrendikleri ise ne yazık ki çok sınırlı. Medya çok küçük bir parçayı ele alarak aşırılıkta sınır tanımayan bir grup insan gösteriyor ve dünya barışı için insanların Müslümanların nereden geldiğini bilmeleri ve anlamaları gerekiyor. Müslümanların gerçek inancını ve bu inancın gerçekte neler ifade ettiğini bilmeleri gerekiyor. Barış konusunda Kur'an'ın öğretisi nedir? Birlikte uyum içinde yaşama konusunda Kur'an ne der? Bunları anlamak lazım. Ve bu çok ama çok önemli. Ben Türkiye gezisine gitmeye hazırlandığımda birçok insan gelip neden Türkiye'ye gittiğimi sordu. Türkiye'de güvende olacak mısın diye soranlar bile oldu. Bu endişeli sorular onların ne kadar az şey bildiğini gösteriyor. Hatta döndüğümde de aynı sorulara muhatap oldum. Orada güvende miydin gibi. Ben bu sorulara cevap olarak İstanbul sokaklarında yürürken kendimi buradaki şehir merkezinden daha güvende hissettim dedim. Ben bu cevabı verdiğimde yüzlerindeki ifadeden yola çıkarak Türkiye'de öğrendiklerimi paylaşma fırsatı buldum. Türkiye'de öğrendiğim en önemli şeylerden biri aslında tüm insanların ne kadar çok ortak noktası olduğuydu. Sayın Gülen'in de bu konuda birbirimizin ortak yönlerini ön planda tutmalıyız şeklinde bir görüşü var. Hepimiz aynı şey istiyoruz aslında. Bir ailemiz olsun, başımızı sokacak bir evimiz olsun, bir işimiz olsun, arkadaşlarımızla vakit geçirelim. Bu aslında dünya genelinde geçerli bir istek. Türk insanlarının da konukseverliğini unutmamak gerekir bu arada. Muhteşemdi gerçekten. Gezi süresince bazen şunu düşündüm aslında. Bir grup Türk de Amerika'da farklı şehirleri ziyaret etmeye gelseler, bizim hissettiğimiz bu konukseverliği hissederler miydi acaba? Ümit ederim cevap olumlu olsun bu noktada. Amerikalı insanların Müslümanları anlaması ve tanıması çok önemli. Merhaba. Hello. Violet. Ni hao. Bonjour. Hi. Les salutations. Shalom. Tu ni hao. Yi. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Et roche. Pardon. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardon. Thank you. Turkey's, you know, representation of Islam. Türkiye'nin İslam'ı temsil etme noktasındaki duruşu çok olumlu gerçekten. 11 Eylül olaylarını, akabinde yaşananları ve etkilerini bir an için tamamen sildiğimizi farz edelim. İslam hakkındaki bakış açısı çok farklı olurdu. Türkiye'nin bütün Müslüman dünyası içinde İslam'ı çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Konukseverlikleriyle, iletişimi açıklıklarıyla gerçekten farklılar. Ben Türkçe konuşamıyorum ama Türkiye gezisinde insanlar İngilizce olarak benimle konuşmaya, iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Ve şunu söyleyebilirim ki onların İngilizceleri benim Türkçemden %100 daha iyi. The Turkey trip, there's just so many features that were so important. Türkiye gezisi bana birçok konuda deneyim kazandırdı. Öncelikle yemeklerin bir kısmı restoran yerine insanların kendi evlerinde yenildi ve bu bize birkaç saatliğine de olsa Türklerle birebir tanışma fırsatı verdi. Türkler için aile ne ifade eder? Türkiye'de çalışmak nasıl bir duygu gibi soruların cevaplarını bazen bir öğretmenden, bazense küçük bir iş yeri sahibinden aldık. Onların fikirlerini duymak, onlara Türkiye'deki politika hakkında sorular sormak ilginçti. Biz oradayken büyük bir seçim kampanyası vardı. Biz de Türkiye'deki politikayla Amerika politikasını karşılaştırıyorduk ki bizim ülkemizde politika biraz karışmış durumda. Gezideki bir başka önemli noktaysa muhteşem yiyeceklerdi. Bir yiyecek bankasının müdürü olarak şunu diyebilirim ki yiyecekler bir mıknatıs gibidir. Belki yiyecek için ilginç bir benzetme ama insanlar yiyecek etrafında toplanır, bir araya gelir. Tıpkı aileler gibi.
Bu bir araya gelişte konuşma fırsatı sunar bizlere. İşte biz de yemeklerden sonra çay içmek için bir araya geldiğimizde konuşma ve paylaşma fırsatı buluyorduk gezi süresince. Bunun dışında İstanbul'un çeşitli yerlerine yaptığımız geziler, müze ve saray ziyaretleri çok etkileyiciydi. Ben kendimi dünyayı tanıyan bir adam olarak tanımlardım. Çünkü daha önce de birçok sayıda yurt dışı seyahatim oldu. Fakat İstanbul'un bir kısmının Avrupa'da, bir kısmının Asya'da olduğunu bu gezide öğrendim. Bunun gibi şeyler öğrenmek çok keyifliydi. Daha sonra Türklerin ne kadar vatansever olduğunu gördüm. Gittiğimiz birçok yerde gördüğümüz bayrak ve ona karşı olan saygı bunun göstergesiydi. Müzelerdeki gezilerimizde atalarından kalan mirasa nasıl sahip çıktıklarını gördük. İstanbul'un dışında Denizli, Bursa, İzmir gibi şehirleri de görme fırsatımız oldu. Efes'i ziyaret ettiğimizde oradaki tarihi kalıntıları gördük ve onların 2000 ya da 3000 yıllık olduğunu öğrendik. Amerika'da bizim en eski diye adlandırdığımız şey 230 yıllık. Ve biz buna eski tarihi eser gözüyle bakıyoruz. Ama Efes'teki kalıntılarla kıyaslanamaz aradaki yıl farkını düşünürsek. Okula gittiğim dönemlerde Efes'teki tarihi eserler hakkında biraz bilgi edinmiştim. Ve yıllar sonra o hakkında bilgi edindiğim şehirde dolaşmak gerçekten farklı bir tecrübe, farklı bir deneyimdi. Denizli gibi kendi içinde bir kültür barındıran, Bursa gibi en iyi ipeğin üretildiği şehirleri görmek ilginçti. Türkiye'de üretilen Çin'i sanatı ürünleri ve seramikleri görmek muhteşemdi. Öğrendiğim bir diğer önemli noktaysa, Türkiye'nin ileri düzeyde üretim yapan demokratik bir ülke olduğuydu. Türkiye'nin ekonomisinin de gayet iyi durumda olduğunu öğrendim. Ve keşke Amerika'nın ekonomisi de o kadar iyi olsaydı. Üretilen birçok ürün yine ülke içerisinde tüketiliyor ve bu aslında ekonominin çok iyi durumda olmasının ana unsurlarından biri. Amerika'da dahil olmak üzere birçok ülke ithal ürün üzerine ekonomi kuruyor ve ithal ürün dışarıdan getirilmiştir. Bunun yanında Türkiye'de tüm vatandaşların sağlık sigortasının devlet tarafından karşılandığını öğrendim. Bu çok önemli bir imkan. Umarım Türkler bunun değerini biliyorlardır. That's a huge benefit to have as a citizen. Turkish families, I tell you, some of the dinners we had at their. Şunu söyleyebilirim ki çok farklı ailelerle tanışma fırsatı bulduk. Evlerine yemek için davet edildiğimiz aileler bazen iki çocuklu genç bir çift, bazen çocuklarını evlendirmiş bir çift, bazense dede ve babaanne olmuş çiftlerdi. Ama hepsinin ortak noktası bir arada yaşamaları ve bulunmalarıydı. Ve bu Amerika'dan çok farklı. Bizde genelde dedeler ve babaanneler bir yerde, aileler başka yerlerde yaşar. Ve bazen birbirlerinden binlerce kilometre ötede yaşam kurarlar. Türkiye'de ise geniş aile diyebileceğimiz kişiler bazen aynı binada, bazen de çok yakında yaşıyor ve beraber vakit geçiriyorlar. Hiç tanımadıkları insanları, yani bizleri evlerine davet etmeleri bile cömertliklerinin ve paylaşmayı ne kadar sevdiklerinin göstergesiydi. Bir seferinde çok küçük bir apartman dairesine misafir olduk ve evi tıka basa doldurduk. Ama orada önemli olan birlikte güzel vakit geçirmekti. Ve tekrar aileye dönecek olursak, birbirlerine yardım ediyorlardı. Yine bir defasında oradaki bir okulda çalışan bir öğretmenin evine misafir olduk. Eşi çalışmıyor ve küçük çocuklarına bakıyordu. Bir başka seferde ise konfeksiyon mağazaları olan bir ailenin evine davetliydik. İstanbul'da davet edildiğimiz bir evde ise belediye başkanı aniden bulunduğumuz yere geldi bizlerle tanışmak için. Türk toplumunda ve aile yapısında bu tarz paylaşımlar olduğunu görmek gerçekten çok olumlu bir izlenim oluşturdu bende. Ve ben de bu tecrübelerimi buraya döndüğümde insanlarla paylaştım. Merhaba. Hello. Violet. Ni hao. Bonjour. Hi. Salutations. Shalom. Tu ni hao yin. Yom to. Hasta la vista. Good morning. Et roj. Farb. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardon. Thank you.
me just think for a moment. Yeah, I'd like to add. Son olarak Türkiye'ye gitme fırsatını bana tanıdığı için ve burada yaptıkları aktiviteler için Fethullah Gülen'in fikirlerini takip eden Nil Kültür Merkezi'ne gerçekten teşekkür ederim. Amerikalılara ulaşıp Türk kültürünü tanıttıkları için onları tebrik ediyorum ve bu aktivitelere devam etmelerini istiyorum. Türkiye gezisi sadece profesyonel anlamda değil, kişisel olarak da bana çok şey öğretti ve ben yeni şeyler öğrenmeye bayılıyorum. Kişisel olarak öğrendiklerime ek olarak inanç noktasındaki fikirlerim ve gözlemlerim gerçekten beni mutlu etti ve faydalı oldu. Türkiye'de yaşayanların da benim birer kardeşlerim olduğunu fark ettim. Bir yere turist olarak gitmek, iş seyahatine katılmak başka şeyler, Türkiye gezisi çok başka bir şey. Hayatım boyunca unutamayacağım bir deneyim oldu.